Fatih Sultan Mehmet'e yaptığı terbiyesizlik zaten kabul edilemez. En kötü sağcı bile Anıtkabir'de onu yapmaz. Bu adam terbiyesiz bir adam. Melik Gökçek de dedi, benim yanımda onu yapsın dedi, kıçına tekmeyi indiririm dedi. Ben sadece şunu söyleyeyim, sıkışsa gelsin bana atsın derim. Bu kadar basit. Yerimiz yurdumuz bu belli. Gelsin bulsun beni. Daha ötesi var mı? Aa bak şu akbile bassın, para bile zoruma gidiyor benim. Ben hiçbir türlü aklımı hayal etmiyorum. Vallahi saygısızı hem de en büyüğünü yaptı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine giderken elini götüne koymuş affedersiniz. Orada sanki turist gibi. Ya en basiti yani kendi mezarına yani akrabasının mezarına giderken de mi o şekil gidiyor acaba? Yani yazdıklar olsun, artık millete havale ediyorum. Yani böyle bir şey olmaz. Böyle bir belediye başkanlığı olmaz. Farz edelim ki unuttu ya da dalgınlığa geldi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısın ya. Şu ana kadar benim bildiğim kadarıyla daha bir açıklama da yapmadı. Yani kabul de etmiyor, itiraz da etmiyor. Yazdıklar olsun diyecek başka bir şey yok yani. İzlerken kanım dondu resmen. Böyle bir rezillik, böyle bir kepazelik ben hayatım boyunca görmedim ya. Fatih Sultan Mehmet Han kadar mübarek padişah gelmiş mi? Gelmemiş. Yani en azından oraya gidiyorsan ne yapacaksın? Edebiyle, adabıyla oturmayı bileceksin değil mi? Saygısız ya bunlar. Bunları kim oy verdi ben de anlamıyorum yani. Ekrem İmamoğlu bu kadar rezillikten sonra yani insanların yüzüne çıkıp yani nasıl bakacak yani ben çok merak ediyorum. Çıkamaz ki. Gelsin ben ona göstereyim şöyle durmayı. Daha da ağır konuşmak istemiyorum yani ama yaptığı çok büyük bir terbiyesizlik. Yakışmıyor bir belediye başkanına. Bir şey derim 36'ya karar alırım sonra içeride gerek yok. Ne doğru ne yanlış hani ya olabilir böyle önde de olabilir elleri. Saygıdan dolayı. Şöyle bir şey Atatürk hani bizim için bambaşka. Şimdi ayrım da yapmak istemiyorum. Onlar da hani bizim için çok şey yaptılar. Bizim buralara gelmemizde hani büyük rol oynadılar. Ama herkesin hayatına kimse karışamaz ya. O da böyle bir gerçek. Sen o yüzden böyle durdum bak dikkat ettiysen. Ekrem Başkan'ın ne yapmaya çalıştığı hakkında en ufak bir fikrim yok. Hizmet mi ediyor? Yoksa hizmet eder gibi mi görünüyor? Yoksa bizim gibi muhafazakar insanların gözüne batmaya mı çalışıyor? Ben bunu çözmüş değilim. Hangi amaca hizmet ettiğini anlamış değilim. Her şey çok güzel oldu dediler, olacak dediler. Şu an bu karta ciddi bir zam yaptı. Bu işin başka tarafı. Ama ben bir yıllık süre vermiştim insani olarak. Bir yıl dolmak üzere ortada hiçbir şey göremiyorum. Oy verenleri de Rabbimle baş başa bırakıyorum. Sonuçta unutmuş da olabilir ya da kasti de yapmış olabilir. Buna takılmamamız gerekiyor bence. Ekrem Bey yaramaz bir adam. Dediği sözlerin hiçbirinin arkasında durmadı. İstanbul'umuzun kurtarıcısı olarak Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenmesine rağmen böyle önemli bir zata saygısızlık olarak görüyorum. Yapılmaması gerekiyordu bence. Ondan sonra zaten bunun hani birazcık daha insanların göz önünde bulunmaması için bir heykel muhabbeti daha çıktı. Fatih Sultan Mehmet'in heykelini yapacaklardı. Bu da saçma, bizim dinimize uygun bir şey de değil. Bu yaptığı çok büyük ayıp yani. O can Fatih, saygı duyulması gereken bir insan. Atatürk'e ne kadar saygı duyuyorsam bin kat daha ona saygı duyuyorum. Hani böyle bir şey yapması beni üzdü yani. Yani alacağı bir dahaki seçimlerde oyu da kaybetmiş oldu. Beni üzdü abi kısacası. Ben bu kadar söylemek istiyorum. Melik Gökçek de dedi, benim yanımda onu yapsın dedi, kıçına tekmeyi indiririm dedi. Tramvayda sadece o konu değil. Tramvaya biniyoruz. Ben işe gidip gelen insanım. Metrobüse biniyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nde aradım. Ekrem İmamoğlu dedim, İstanbul'da dedim, bilerek virüs yaymaya çalışıyor dedim. Bu kadar açık ve net. Bunun başka bir amacı olamaz yani. Koronavirüs var. Sağlık Bakanlığı olsun. Bütün bakanlıklar aralarında çalışıyor. Sefer sayılarını azaltıyor. Böyle bir saçmalık olur mu abi ya? Arttırması lazım sefer sayılarını azaltıyor. Buradaki bütün insanları bile bile tehlikeye atıyor. Sırf Sağlık Bakanımızın çalışmalarını zedelemek için. Başka bir amacı olamaz yani. Bu adam proje adamı. Fatih Sultan Mehmet'e yaptığı terbiyesizlik zaten kabul edilemez. En kötü sağcı bile Anıtkabir'de onu yapmaz. Bu adam terbiyesiz bir adam yani. Bu kadar böyle. Değerli büyüklerimizin karşısında edebimize, kişiliğimize dikkat etmemiz lazım. Bizim hareketlerimiz kişiliğimizi ortaya çıkartır. Fatih Sultan Mehmet bu güzel şehrimizi İstanbul'u bize almış. Onun karşısında dualarımızla, fatihalarımızla ve başımız önümüzde en güzel şekilde karşılamamız lazım bence. Yaptığı hareket bence yanlıştı. Basite almaydı. Yani kendi hal ve hareketlerinle, vücut diliyle ona karşı saygısını aslında belli ediyordu. Biz sevmediğimiz bir büyüğümüz dahi olsa başkaları seviyor diye biz onlara bile saygı gösteren bir milletiz. İlle bizim sevmemiz gerekmiyor. Başkalarının sevmiş olduğu bir lidere bile veya bir büyüğe dahi biz saygı gösteririz. Böyle bir milletiz. Yapmış olduğu hareketi yanlış buluyorum. Hiç hoş bir görüntü değildi o görüntü. Sonuçta Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin zamanında bizim için vermiş olduğu çok büyük değerler var. Bu zamanda huzurlu yaşamamızın en büyük sebebi teşkiliyesinden bir tanesi de o. Yani ben hiç hoş karşılamıyorum. Cem İmamoğlu sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Belki kafası dalgındır, belki başka bir şey düşünüyordur. Yani sonuçta her yerde tabii ölülere saygı göstermek lazım. Mezar ziyaret
adaleti bu şekilde olmaz. Yunanistan başkanı herhangi bir Müslümanın kabrinde bu şekilde yürüse saygısızlık olarak belirlenir. Ya da herhangi farklı bir kişi yine bunu yapsa saygısızlık olarak belirlenir. Yani oraya uygun bir şekilde nasıl bu şekilde dinliyorlar belli konuşmaları sakinlik içerisinde. Aynı şekilde içinde gelirdi, ziyaret ederdi. Toplumdan bu kadar tepki olmazdı. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla kendi aleyhine bir çalışma oluyor. Fethin olduğu bir zamanda böyle yapılması kendi aleyhine kara propaganda yaptırtıyor yani. Fetih kutlu olsun demiyor. Fatih'in ve İstanbul'un tekrardan yeniden doğduğu gün diyor. Abi ne zor yani, sana bunu söylemek çok mu zor? Kutlu olsun de, ne zor yani. Ama Fatih'in yeniden doğduğu gün. Biz Fatih'in doğum gününü kutlamıyoruz ki. Ya da İstanbul'un işte herhangi bir gününü kutlamıyoruz. Biz fetihi kutluyoruz. Sen de geldiğinde kabri düzgünce ziyaret edeceksin. Kimse sana bir şey demeyecek. Yapman gereken sadece bulunduğun konumu güzel idare etmen. Bence çok yanlış bir şey. İstanbul gibi bir güzel bir şehri bize emanet eden büyüğümüze yapılan bence çok saygısızlık. Hiçbir anlamı da yok. Onun gibi bir insana yakışmadı. Kendini gösterdi nasıl bir insan olduğunu. Bence kemikleri sızlamıştır Fatih Sultan Mehmet Han'ın. Çünkü bize çok güzel bir İstanbul bıraktı yani. Fatih Sultan Mehmet'in mezarında elleri arkada olması hoş bir şey değil açıkçası. Çünkü sonuç itibariyle bir ölü, her şeyden önce bir ölü. İyi veya kötü olması ki herkese göre değişen bir şey. Elleri şöyle olması normal bir şey değil açıkçası. En azından ölüye saygısı olması lazım bir insanın. Açıkçası benim açımdan hoş bir davranış değil. Vallahi bence de çok büyük yanlış yani. Yapılmaması bir hareketti yani. İstanbul'u fetheden zaten yani yapılacak iş değildi yani. Çok ayıp etmiş. Ellerini arkasına bağlamak kötü yani. Saygılı olması lazım ilk önce. Kendisi terbiyesiz birisi olduğu için ben pek beğenmiyorum o adamı. Zaten baştan çıkması lazım onun da. Bence hani bu hani hiçbir insan yapılmamalıdır. Kim olursa olsun. Din açısından, ırk açısından ayrım yapmıyorum. Karşıyım. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Doğru değil çünkü o bizim atamız çünkü. Osmanlı padişahlarının hepsi evliya olarak biliyoruz. O yüzden tabii yanlıştı. Doğru bir şey değil. Bir Müslüman öncelikle Müslüman gibi davranmalı. Gittiği yerde hani gelenek görenekler önce önem vermeli. Abi ben çok yanlış buluyorum. Herhalde benim tahminimce kasti yaptı yani.